Euro 2020'de 7. günü de bitirdik. Seyhan Şaşko ile beraber Bean Sports'un YouTube kanalında turnuva ve konuşmayı sürdürüyoruz. Hoş geldin Seyhan. Sen de hoş geldin. İlk olarak e, formandan başlayalım. Çünkü dünkü Makedonya tercihin tam olarak sonucuna ulaşmasa da şöyle göstereyim. E, formanda hala ülkeni temsil etmeyi sürdürüyorsun galiba. Yani evet, sen sormasan muhtemelen kimse bunun ne forması olduğunu anlamayacaktı. Makedonya formam annemlerin evinde kaldığı için ben de robot niçki formasıyla geldim bugün yayına. <laughs> Oraya kadar gidemedim yani annemlere kadar. Kimin takımı? Ee, e, kimin takımı derken? Hangi ülkenin takımı? Makedonya'nın takımı. Makedonya. Takımı. Evet evet. Yani Makedonya. Onu da <laughs> açalım diye söyledim ki. belki Açmadım, açtığımı zannettim A Pardon. E Üsküp merkezi bir takım zaten. Daha önce Makedonya'nın Kuzey Makedonya'nın teknik direktörü Igor Angelovski'nin de sportif direktörlük yaptığı bir takım. birçok oyuncunun da çıktığı takım aslında. Makedonya'da en bilinen takımlardan bir tanesi. Onunla gelmek istedim bugün. Her ne kadar tahminimde yanılmış olsam da bugün günün kazananı Futbol olarak Kuzey Makedonya'ydı Doruk. Ne istersen de hiç önemli değil ama tüm kamuoyu, tüm futbol kamuoyu benimle aynı fikirde. Herkes ayak ayakta da bütün mücadeleyi. ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılan Makedonya için. Ben bir kere hiçbir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> hiç ağzımı ya açmadım bıyık altından girmem bile benim Hayır, için Aynen, kafi. Ben abi... şey diyecektim bu günün takımını manipüle ettiniz ya. Günün <laughs> takımı ödülünü e, enlerde Makedonya'ya yazdınız. Belki orada bunu konuşuruz. E, Bayi ile başlayalım. başlayalım. Dünkü yaptığımız tercihler ne oldu ve ne durumdayız? Onunla başlayacağız ilk olarak. Evet başlayalım. İlk... Ukrayna-Makedonya maçı için ben zaten Kuzey Makedonya demiştim, sen Ukrayna demiştin. Burada ben yanıldım, sen kazandın. Dolayısıyla burada bir artı puan sana yazdı. E bir diğer maç olan Danimarka-Belçika e karşılaşması için ikimizin hemfikir olduğunu söyleyelim. Orada ikimiz de artı bir aldık. Eee bir diğer maç olan son maç olan Hollanda Avusturya maçındaysa ben kazandım. Çünkü sen Avusturya demiştin. Ben Hollanda Ay, dedim. Ha beraberlik demiştin. Ben. özür dilerim. Nadası bir. Ama <laughs> yani beraber diyebilirdim. Avusturya diyebilirdim. Evet Avusturya öyle bir gaza geldim ki evet. Avusturya diyebilirdim. Ee, ama Dolayısıyla ama maçın durumu yani Totele baktığımızda sevgili izleyiciler 14 maçta 7 y olduk. %50. Sağ içinden 150 fena <laughs> değil. yani evet. Bozmazsan ben okeyim. Yalnız benim süreki Kuzey Makedonya bitiriyor ama olsun feda olsun. Bir, bir tane, tane daha hakkım var galiba. <laughs> Kuzey Makedonya, da Makedonya diyeceksin. Orada beni niye geçebilme gideceksin. şansım var ama bakalım Aynen. geçebilecek misin? Ee, peki o zaman o maçla başlayalım çünkü Hadi. bugünkü Başlangıçla başlangıcımız... O zaman. başlangıcımız o maç olacak sevgili izleyiciler. Ukrayna-Makedonya maçı hemen onunla ilgili başlayalım. Zaten şu anda ara sıcak ve ana yemeği de görüyorsunuz danimarka Belçika'ya en son konuşacağız. İnanılmaz bir karşılaşma oldu çok çünkü vardı. ama gerçekten Ukrayna-Kuzey-Makedonya karşılaşmasına dair bir tweet atılmıştı. Sabah o, değil mi? Evet, o tweet gerçekten yani Ukrayna-Makedonya-Kuzey-Makedonya Makedonya maçını da mı izleyeceksin Euro 2020'de tweet'i? Ve o tweet gerçekten de e, çok da damga vurmuştu ama günün sonunda inanılmaz bir karşılaşma oldu bana göre. Ben bu tweetle başladım güne ve harbiden <laughs> dedim ki Evet ya bu maçı Zaten izleyeceğiz. Zaten bana o şekilde yolladın ya sabah <laughs> mesajı. Sana öyle attım. Ee, hiç de öyle bir maçı olmadı. Ya maçı konuşuruz da sen şeye ne diyorsun? Nasıl bu ısınmaya ne diyorsun? Çok ee, güzel. Isınma dirilleri aklıma benim şeyi getirdi. Ee, programın ismi neydi? Yaparsın aşkım mı? Hadi aşkım mı? <laughs> <ben. gülüyor> öyle bir program vardı ya. Evet. Ee, onu getirdi. Enteresan bir çalışma. ya, bir, Enteresan bir koordinasyon çalışmasıydı gerçekten. Ama güzel bir koordinasyon çalışması bence. Yani... Bir şey yaramadı ama sonunda iyi deneme değil. Ya sonuç itibariyle futbol olarak tüm Avrupa Şampiyonası'ndaki takımların ve tüm futbol kamuoyunun bir kez daha söylüyorum altını çize çize saygısını kazandı. Böyle karşına böyle galiba. gül. Ukraynalılar. Ukrayna. <laughs> Ukraynalılar hariç. <ağrış. gülüyor> Önemli değil evet. Belki ya bak dün bizim milli takımla ilgili konuşurken hani kaybedersin ama böyle kaybetmezsin demiştik ya. Böyle kaybedince o taraftar seni çağırır ve inanılmaz hmm. bir bu arada destek vardı Kuzey Makedonya taraftarından ve alkışlarlar seni bütün stadyum seni alkışlar. Ve orada sen de gözyaşı dökersin teknik direktör ve oyuncu olarak. Öyle bir maçtı. E, haklısın genel olarak. Özellikle ikinci yarıda bayağı direnç koydular. Ki şu da e, bence önemli. Ukrayna en genç takımlardan biri evet. bu turnuvadaki 11'lerde İspanya'dan sonra. O yüzden Makedonların ikinci yarıda e, daha yorgun bir takımla olmasına rağmen kafa tutmaları çok önemli. Sadece burada XG e, çok düşük. Yani evet, penaltıyı düşük, çıkar. Doğru. Bir de Alioski boş kareye atıyor. Onun da XG'si iyidir. Evet. Muhtemelen o pozisyonun. O iki pozisyonu çıkartınca XG yok gibi bir şey. Çok kaliteli pozisyon bulamadılar ama e, o baskı, o direnç, taş bir şey söylemeyeceğim. Yok Kesinlikle. yok, söyleyebilirsin canım, özgürsün. O, Burası o bakışlar, özgür bir ortam. E, o bakışlarda <laughs> anladım ben. E, i̇kinci yarı mücadele çok iyiydi gerçekten Makedonlar'ın ortaya koyduğu direnç ama çok iyi. Ama bugün kaçan penaltıları düşündüğümüzde de e, aslında her iki tarafta da yine, daha doğrusu genel anlamda e, Avrupa Şampiyonası'nda kaçan penaltıları düşündüğümüzde, Altıda dört oldu. Şimdi kaçan mı? Ee, Kurtarılan yoksa... mı? Kurtarılan mı? Gerrit Bale'inki kaçtı. O kesin yani o kurtarılmadı ama hepsi kurtarıldı onun dışında zaten bakıldığında. Bu arada şu anda da karne ekranlarınıza geldi değerli izleyiciler. Üç solak kaçırmış. Ee, Üç solak değil mi? Evet. E, Ronaldo bir tek atabilmişti. Ondan sonra dörtte dört. Ronaldo 4... mu diyorsun? <laughs> evet. E, ondan sonra zaten dörtte dört kaçtı. Höyberg, e, Gareth Bale, Alioski ve Malinowski. Sonra dipe yattı yi bugün yine. Onun dışında hepsi kaçmıştı. Dolayısıyla bu aslında penaltının xG'sini de biraz düşürür nitelikte bir şey. Hatta sevgili Barış Gerçeker de bununla ilgili evet. olarak bir tweet attı. Sen de hatırlayacaksın. Ee, onu da konuşmuş olduk böylelikle. Yani burada kalecilerin performansları önemli bence. Kesinlikle. Hem bu maçta, bu maçta iki kaleci de çok iyiydi. Genel olarak penaltılarda da kurtaran taraf hep kalecilerdi. Yani bir tek Uğurcan galiba o penaltıda Bayıl dışarı atında kurtaramamıştı. Bu maçta sen özellikle Makedonların kalitesini çok beğendiğini zaten söylüyorsun. İlk maçta da beğenmiştim ben Dimitrievski'yi. E zaten bu arada yine ilk maç sonrası yayında da ifade etmiştim. Yani Rayo Vallecano da oynuyor. Ve ikinci lig takımı aslında La Liga 2 takımı Dimitrievski. Ve işin enteresan tarafı da onlar da şimdi lige çıkma savaşı veriyorlar. Ve ayın 20'sinde de Girona karşısında ikinci maça çıkacaklar. İlk <laughs> maçta da 2-1 mağlup olmuşlardı evlerinde Girona'ya. Şimdi ikinci maçta e, bakalım ne yapacaklar herkes onu merakla bekliyor. E, bu arada yerine de Luka Zidane var kalede. Onu da söylemiş olalım. Rayo Vallecano'da. da. E, tabii herkes şunu konuşuyor. Yani Rayo Vallecano çıkamasa bile e, La Liga'ya o kesinlikle bir transfer yapacak diye konuşuluyor. Çünkü çok iyi bir performans sergiliyor yani. Ben geçen bu şunu da beğendim. Yani Ukrayna'nın evet. kalecisini de beğendim açıkçası. Yani ilk maçta 3 gol ö, yemesine rağmen bu maçta hem penaltıyı kurtardı. Bir tane direğe çarpan topu kurtardı. İkisinin de iki kalecinin de damga vurduğu bir maç oldu. Çok tempolu maç oldu. İyi maç oldu ya. İsminini Özellikle ikinci yarı da inanılmaz artı tempo. Benim şaşırdığım şey hala Goran Pandev'in 10 kilometreyle maçı tamamlayabiliyor olması. Yani bu adam 37 yaşında. Bu adam 2001 yılında ilk kez milli takım forması giyiyor ve bu adam 2001 yılında o formayı giydiğinde Jude Bellingham daha doğmamıştı. Yani böyle enteresan detaylar da var. Bununla birlikte e, Goran Pandev çok inanılmaz bir isim biliyorsun ki Makedonya futbolu için. Ve zaten e, 2014 yılında milli takımdan ayrılmayı düşünmüştü. O kadar kötü bir Makedonya milli takımından bahsediliyordu, konuşuluyordu zaten. Ve ayrılmıştı. Ardından tabii Igor Angelovski geldi. E, onu Cenoa'da ziyaret etti. Onu ikna etti ve bir projeye inandırdı. Tekrar takımı şaha şa kaldırabileceklerini inandırdı. Ve orada o projeyle Geri döndü ve 5 yılda Avrupa Şampiyonası'nda taşındı Makedonya. Goran Pandev'in rolü çok büyük. Igor Angelovski ona çok saygı duyuyor. Goran Pandev de Igor Angelovski'ye çok büyük saygı duyuyor. Igor Angelovski'nin de muhtemelen son maçı olacak e, önümüzdeki e, karşılaşma. Üçüncü maç öyle görünüyor yani. Dolayısıyla böyle birçok hikayeyi de içinde barındıran enteresan bir e, süreç Makedonya Zaten için. Zaten Angelovski ile Pandev'in arası kaç yaştır ki? 7 Angelos... yaş. Peki değil mi? 45 ya da 46 Yakındır. yaşından Çünkü Angelowski. de en genç hocalardan biri evet. turnuvadaki. Ne kadar öyle göstermese de. <laughs> Peki öyle göstermiyor harbiden değil mi? <laughs> evet. Ama 44 ya da 45 yaşında evet, 7 muhtemelen. yaş paralarında. Pandemi hakkında ben de hemen bir bilgi atayım. Çünkü Buyurunuz. Her, <laughs> e, şey... Arttır o zaman. Aynen. Sonra ben de arttıracağım. <laughs> her Makedonya maçında pandemi hakkında bir şey söylemek lazım en genç şey en genç mi ne alakası var en yaşlı penaltı alan oyuncu olmuş Euro tarihinde benim dönümü öyle bir tweet düştü çok şey bir bilgi olmadı ama Yok, güzel bir bilgi ya attım yani arada ama e, olsun. Bu, Makedonya futbolunda milli takımdan bir e, çekildiğini açıklarken aslında bir röportajında diyor ki Pandev ya diyor yani o kadar fazla e, yöneticiler tarafından kendi avantajları için kullanılıyordu ki milli takım o kadar fazla her şey bozulmuştu ki diyor. Artık bundan çok sıkılmıştım ve bunu asla dayanamıyordum diyor. Yani o da çok idealist biliyorsun, vizyoner bir oyuncu zaten. Sonrasında asıl komik olan Avrupa Şampiyonasına takım çıktığında Doruk prim alıyor ya oyuncular hani. O primden yöneticiler de pay istemiş, bizim de Avrupa Şampiyonasına. E, bu e, çıkışımızda bizim de payımız var. Dolayısıyla biz de oradan Geldik, o primlerden evet, pay istiyoruz demiş. Yani Goran Pandev buna da delirmiş zaten. Yani bu o kadar kötü zaten saha şartlarımız, işte tesislerimiz, e, Makedonya futbolu o kadar geri kalmış durumda ki bizim aslında bu parayı tamamen ona harcamamız gerekirken bir de yöneticiler geliyor para istiyor, e, primden pay istiyor diye ona da delirmişti. Ama günün sonunda Avrupa Şampiyonası'ndan ne kadar ilk kez çıktık ortamda tabii ki ilk iki maçında kaybetmiş olsalar da büyük bir saygı kazandılar. Ben de bari bir iki Ukrayna hakkında bir şey söyleyeyim de <laughs> yani kazandı adamlar. Hiç konuşmamız konuşmadık olmasın. Ben Yeri, şerefli mağlubiyetler kısmını tamamladım e, böyle Zaten erikler. domine etti Makedonya bu kısmı. <laughs> e, ben Yerim çünkü bayağı beğendim yine bu maçta. Yerim yani ile beraber ikisi hem ilk maçta hem bu maçta gol atmışlardı. E, çok Fiziğine göre e, takım oyuna çok yatkın, çok iyi duvar olan Oyunu okuyabilen iyi bir santrifora benziyor. 25 yaşında e, galiba 20, 26 yaşında. İlginç olan onun ve Malinowski'nin aynı yaz 2017 yazında e, Belçikalı Genk ve Gent kanka kulüpler tarafından kanka kulüpler. E, gelinip Ukraynalıların alınması kulüpler aynen sürekli karıştırılan yerim çünkü Gent alıyor, e, Malinowski Genk alıyor. Sadece 2 milyona çözüyorlar Seyhan ikisini de e, ciddi kazık atmışlar yani vakti zamanında. Bence çok büyük bir fırsat transferi. Adamlar uyanık davranmış işte yani. Adamlar mı uyanık? E, şak, şaktar satıyor bile düşünsene. şaklar evet. bu, bu işi çok iyi bilen bir takım yani. <laughs> çok iyi bilmiyor muymuş o zaman doğru bunu çıkarabilir Ya O an bir kafa şaka durmuş yapıyorum. olabilir Tabii ki şaka yani. Şaka yapıyorum. Yani <laughs> o yüzden diyorum fırsat transferi de çünkü Marinovski de inanılmaz. Zaten yarım çok da inanılmaz. İkisi de inanılmaz isimler. Damga vuruyorlar. 2 milyon zaten gibi. laf değil. Yani o yüzden söylüyorum. Euro oynayan adam için 2 milyon laf değil evet. e, diye söyledim. Var mı ekleyeceğin bir şey? Bu yani beleklerim de artık yeter. <laughs> Maki, Kuzey Makaloy'u güzellemesi <laughs> yeter bu kadar. Devam edelim. Ara sıcağı geçelim. Ara sıcakta ee, devam edelim. Hollanda maçı var. Sevgili izleyiciler Hollanda-Avusturya maçı var. Aslında bunu ana yemek olur mu diye düşünmüştük ama <laughs> e, ara sıcağı alma kararı aldık. Çünkü Danimarka-Belçika maçı inanılmaz oldu. Onu ayrıca konuşacağız zaten. Hollanda-Avusturya için şimdi ben zaten Hollanda tarafında çok ağır basıyordu buradaki e, fikrim. Yine Dumfries'in damga vurduğu bir maç oldu. <laughs> attım başlığı da attım. <laughs> Dumfries inanılmaz bir seviyede gerçekten. Onun dışında e, Memphis Depay'in yine yıldızlaştığı bir maç oldu. Hollanda bence gizli favorilerden. <laughs> gizli favori de çok yanlış ya Hollanda için. Özür diliyorum yani geri alıyorum bu lafı ama. Yo. Ee, böyle favorisi diyemeyiz zaten. sonuçta. Favori yani. evet diyemeyiz de yani. Ama sonuçta iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Avusturya çok fazla varlık gösteremedi. Doruk yani burada bir şut isabet yazıyor ama o da maçın sonlarında geldi. İsabeti şut bile bulamadı Avusturya. Gerçekten rezillik. Bütün güvenimiz yerli eksen olmuş durumda bu maçta. Güvenin desen beraber. daha doğru olur. Kendi evet, adına konuş. Avusturya <laughs> halkının güveni. Kötüyü de Avusturya gerçekten. ya bunda tabi Hollanda'nın da etkisi var. Hollanda çok kuvvetli kaçtı. Orta sahada mesela bugün Franky de Jong yine çok iyi top oynadı. İlk maçta da çok iyiydi. Delik de gelince savunmaya ee, çok tafa oldular yani Avusturya'ya karşı. Çünkü Avusturya sabitser odaklı bir takım. Sabitzer sürekli dolanıyor sağda ama yanına gelebilecek, onunla ona eşlik edebilecek oyuncu bulmakta çok zorlanıyorlar. Zaten Alaba'nın yaptığı penaltı ilk programda şey konuşmuştuk. hatırlıyor musun? Ee, bu Avusturya 11'inde sol ve sağ stoperlerin ağırlığından dolayı evet. aslında biraz Alaba'nın oradaki rolü işte süpürücülüğü ya da pasörlüğü gibi gibi artıları var olabilir mi diye o iki ağır stoperi, hem Inter'e geri hem Dragovic'i çok iyi değerlendirdi bence Hollanda. Sürekli arkalarına geçmeyi başardı, birebir de eksiltmeyi başardı. E, Wijnaldum, Franki orta sahası da çok üstün gelince rahat kazandılar. Çok tempolu bir maç olmadı bu arada. hani Danimarka maçının üzerine uykuluk Kesinlikle gibi maçtı. Kesinlikle öyle ama daha fazla pozisyon yaratan taraf Hollanda oldu evet. yani. Neler kaçırdılar? Depay'ın kaçırdığı Depay kaçırdı iki evet İki tane net pozisyon var kaçırdığı zaten. Avusturya takımı... E, ya Arnautovic de yoktu bu maçta ki milli takımın en çok gol atan oyuncusu olmuştu son maçta. Ta ki küfür edip <laughs> ceza alana kadar. Evet, ırkçı söylemlerine kadar. Evet. Ee, o yüzden işte böyle bir 11 ile çıktılar. Baumgartner bu turnuvada en büyük hayal kırıklıklarımdan biri benim. Seyhan hiç programda söylemiştim beklentilerim vardı. Evet, var diye. Sağ olsun orta e, ortaya hiçbir şey çok koymuyor. Çok karşıladı beklentilerini. An. Hiçbir şey koymadı. Ne Gregorich. Yani Kaladzic biraz girince iş yapmaya çalıştı ama Avusturya takımı ciddi anlamda Hollanda'ya karşı hiç varlık gösteremedi. Belli departmanlarda Hollanda çok ağır bastı. Lyon'la ilgili de güzel bir tweet var. Memphis ile ilgili daha doğrusu. Biraz da onun Öyle. üzerinden Memphis Depay'ı konuşalım istiyorum. Ben bakalım sen ne söyleyeceksin buna dair. Olimpik Lyon'un paylaşımı. Memphis ne zaman Avrupa Şampiyonasında bir şey yaparsa? Memphis zaten yaptığında. Eee, çeviri Niye şey şey çeviremedim ben bunu <laughs> Kaydı yani artık el, evet. ellerden kaydı biliyorsun Lyon'dan ve Barcelona'ya imza attı gibi bir şey. O yüzden e, Lyon'da son etkileşimlerini kasıyor diyebiliriz e, galiba Mevis hakkında. Çünkü bundan sonraki etkileşim paydasını, Barcelona'ya payı Barcelona yiyecek. Öyle görünüyor gerçekten de. O zaman bu maça dair ekleyeceğim başka bir şey var mı? Konuşmadığımız bir şey var mı? Aslında ya yani maçı izlerken yani, çok fazla konuşacak şey çıkarıyoruz. Sonra buraya gelince unutuyoruz. Sonra dün, dün mesela buraya şeyi konuşmadık. unutmuşuz abi. Finlandiya'nın tweetini unutmuşuz. Ona çok üzüldüm. Ben şu anda da unutmuşum. Neydi o? Şey diye tweet atmışlardı ya. Gol, attı, <laughs> e, gol attılar, sevinemediler. Attıkları gole sevinemediler. Sevinemedikleri golü attılar. Ay, evet, evet, o tweet edin. çok iyiydi. E, Hava da kaynadı. Neyse şu anda söylemiş oldum oldu <laughs> evet. şu anda söylemiş oldun. Atladığımız başka bir şey var mı? Geçebiliriz. Ee, geçelim çünkü bugün şey maçta yok. konuşulacak çok fazla Danimarka şey var. Danimarka maçı zaten. Danimarka çıkma maçı. E tabii ki Eriksen olayı hala Danimarka'nın üzerinde bir duygusalliği yaşanmasına da sebep oldu. Zaten 10. dakikada 10 numaralı da Eriksen için Hı -hı. o alkışlama anı hepimizin tüylerini zannediyorum ki diken diken etmiştir. Hepimiz orada acayip bir e, hislenme yaşadık diye tahmin ediyorum. Şu şey de çok duruması. iyi değil miydi ya? E, öğrenci yurdunun Danimarka evet. bayraklı, eriksen mesajı Ericksen. da bayağı iyiydi. O. Gerçekten çok güzel mesajlar var zaten. O da artık bundan sonraki hayatında kalp bili takarak yaşamak durumunda kalacakmış. Ama hayatta olması bile o kadar önemli ki yani hayatına devam edebilecek. Bu Bundan daha değerli hiçbir şey yok bence. Danimarka ilk golü buldu hem de en erken gollerden bir tanesi oldu Avrupa Şampiyonası tarihinde. Polsen'in attığı gol 2004'te daha önce 2004 Avrupa Şampiyonası'nda en hızlı gol gelmişti. Polsen'inki ikinci olmuş oldu böylelikle. Hatta çok da güzel bir mesaj oldu ama sonrasında Belçika'nın zaten geleceği belliydi bence ve geldiler. Nasıl ya, geldiler o kısmı da sana bırakayım. Şöyle bu turnuvada heyecanlandığımız çok şey olmuştu şu ana kadar. işte Patrick Schick'in golü mesela çok heyecanlandırdı bizi. Hollanda-Ukrayna maçının ikinci yarısına çok yükselmiştik. Ama ben bir hücum prese bu kadar heyecanlanacağımı hiç düşünmüyordum. Yani Danimarka ilk yarıda gerçekten bence sürpriz ya Belçika'ya nefes aldırmadı Seyhan. Hiç nefes aldırmadı ve e, önde inanılmaz bastılar. Önde inanılmaz bastılar. Eliksen olmamasına rağmen işte rakamlar geliyor. Danimarka'nın zirvede olduğu istatistikler şu ana kadarki maçlar sonunda. E, ve rakipleri aslında mesela Belçika maçındaki top kapma turnuvanın lider sayısı. Rakip yeri 3. bölgede top kapma yine turnuva lideri Belçika'ya karşı yapıyorsun. İşte RCS'de Finlandiya'ya karşı lider ya çok talihsiz bir turnuva geçiriyorlar. Kesinlikle bu bir gerçek evet, çok, yani. çok iyi top oynuyorlar. En yaratıcı e, oyuncuları yok. Onu diyecektim yani. Eriksen yokken bunu yok. yapıyor olmaları inanılmaz bir şey. Bu da aslında ne kadar motive olduklarının göstergesi yani. Biz bu maçı Eriksen için alacağız hissiyatıyla çıkmışlardı zaten maça. Çok motive olmuşlar. Kesinlikle çok da iyi bir planları vardı. İşte e, bu Damskart şu an ekrana geliyor. Sampdoria'nın oyuncusu. Çok çalışkan bir oyuncu e, Seyhan. Zaten Ranieri'nin takımında da çok salamazsın yani. Ranieri senden bayağı efor ister. Orada 4-4-2 oynatıyor takımını. Ve Dams, Damsgaard bugün de o hücum presin ana etmenlerinden biriydi. E, nefes aldırmadılar. Dediğim gibi çok iyi alan kapattılar. Çok doğru yerleştiler. Mesela İtalya'da çok iyi ön alan baskısı yaptı dün. Portekiz'in Macaristan'a karşı presi de iyiydi ama Belçika'yı bu kadar pasifize ama etmeleri... Ama Kevin De Bruyne'leri yoktu. Ta ki oraya kadar yani. Her şey oraya <laughs> kadar iyi gidiyordu. E, sonrası sihir zaten. Mesela ilk golü hatırla. Olmaz. Bak ilk golü hatırla. Unutamıyorum ki. Besterger topu kaybediyor. Orada İlkinde aslında Lukaku'yu düşürmesi lazım, tamam mı? Simon K'ya direkt düşürmeye geliyor. Çünkü biliyor abi adamı durduramayacağını biliyor. Düşürmeye geliyor, kayıyor. Düşüremedikten sonra geçmiş olsun. Zaten Lukaku uzuyor. De Bruyne'nin harika bir dokunuşu, iki oyuncuyu sola çekiyor o dokunuş. İkinci golle de mesela Tek'teki vuruşu. Ee, ya oyunu çözdü, hiç hakkı değildi Danimarka Turnuvadaki en iyi toplardan birini oynadı. Kesinlikle katılıyorum. 2-1'den sonra da bunu oynadı. Ama işte bir oyuncu bir maçı değiştirir mi sorusunun cevabı bence burada gizli yani. Kevin De Bruyne her şeyi değiştirdi çünkü. Ya tabii ki şimdi De Bruyne, Hazard, Lukaku, Axel Witsel gibi oyuncular geldi. Karşısında daha e, baş altı oyuncular var. Yani tamam Brad Barcelona Barcelona'da oynuyor ama işte Olsen gibi, Damskart gibi seriyanın orta sınıf oyuncuları var. E, Dileney var mesela. Bir Witsel evet. değil aynı takımda ama daha düşük profili bir takım yani. Doğruya doğru Danimarka ama ona rağmen ortaya koydukları, o mesela Mehle şey konuşuyoruz ya. Sağ ayaklı sol bek olur mu? Konuştuk ya mesela. Mehle ben... normalde bir sağ kanat beki Hiç fena top oynamadı ters ayağıyla solda. Bayağı zorladı yani Belçika'nın o kanadını. Ama işte orada da seviyeler var tabi Yani olur musun? Olursun ama hangi seviyede olursun? O iyi bir seviye örneği yani. Ya evet. tabi ki. ya Hem seviyeler var hem bitiricilik var. E şans var biraz. Brad kafası direğe çarpıyor. Evet. Kurtuğan'ın köşeden çıkardığı bir top var ama bütün dönenleri toplamaları, ya o Belçika itmeleri beni e, çok mutlu etti. Yani çok keyif aldım izlerken açıkçası. Yani çünkü daha düşük bir takımın bu kadar çıkartmaması, çok ciddi kontra şansı vermemesi, e, Belçika gibi bu kupanın favorilerinden ya kendisini favori olarak addederek buraya gelen bir takıma karşı bunu yapması e, çok heyecan vericiydi. İstatistik olarak da önde oldukları rakamlar rakip aslında topla buluşma gibi şut gibi mesela. Yani Belçika'ya karşı en çok yanılmıyorsam turnuvadaki ikinci şutu atıyorlar. Ve çok üretken olduklarında bir göstergesi hem savunma da hem hücumda. Ama işte galiba hem İspanya'yı İsveç karşısında hem de Danimarka ve bu akşam Belçika karşısında, dün akşam Belçika karşısında istediklerini yapamadılar. Yani ne kadar topa sahip olursanız olun ya da ne kadar şut çekersiniz çekin, ne kadar da kibriza sahası topla buluşursanız. Yani İstediğiniz rakam, istediğiniz sayı ulaşabilir ama sonuçta önemli olan o topu filelerle buluşturmak oluyor. <laughs> ya yani Bu iki maç bunu örnek galiba. O zaman şeye de gelebiliriz yani. Aslında bir bitirici eksikliği mi Danimarka'yı bu hale getirdi? Ee, yani Yusuf Poulsen çok skorer bir oyuncu mu? Ee, hayır ama iyi bir takım oyuncusu. Evet. Yetenekli, kanatlı da oynayabilen, forvet gezici rolle de oynayabilen bir oyuncu. Brad Wade çok skorer mi? Değil. Ne kadar Barcelona'da oynuyorsa. Şimdi... İşte Oradaki yaratıcılık eksikliği evet Eriksen'di. yani Onun yerine oynayan Damskar daha fiziki özellikleriyle bence e, ön plana çıkan, daha o koyduğu dirençle ön plana çıkan bir oyuncu. Orada Eriksen'i arıyorlar. Zaten en yaratıcıları da Mehle'ydi. E, genelde. Ama ellerinden geleni yaptılar. Muhtemelen eğlenecekler gibi duruyor. Bilmiyorum. O üçlü avirajı şu an e, e, hesaplama topuna girmemek için bunu söylüyorum. Belki de çıkacaklar gruptan. Hiç e, bilmiyorum ama bu iki maç sonunda Eriksen trajedisini bir kenara bırakıyorum. Oynadıkları topla kesin olarak hak ettiler bence bu gruptan çıkmaya. Yani Rusya'da izledik iki maçta. Hak ediyorlar yani. Danimarkalılar hak ediyor. Kesinlikle, kesinlikle hak ediyorlar. Kesinlikle katılıyorum. O zaman tam da bu noktadan enlere geçelim istersen. Günün enlerine mi? Günün enlerine bakalım. Tamam. Takımı zaten konuşmuştuk. <laughs> takımı daha ne konuşacağız diyorsun. E, günün takımı Kuzey Makedonya. <laughs> Ben yoğun baskılarım. Benim yoğun baskılarım. Hayır, hayır yok. <laughs> gayet oylama yapıldı. 4'te 3 Makedonya çıktı evet. galiba. Ya zaten biz sen şu Makedonya'ya prim vermiyorsun anlamadım ben. <laughs> hayır, günün takımını seçiyorsak şimdi şey demeyeceğim. Kaybedenden niye seçiyoruz demeyeceğim çünkü ben de orada hocayı kaybedenden seçtim. Sadece Hollanda hiç şans vermedi ya Avusturya'ya. O beni biraz etkilemişti açıkçası. Ama okeyim Makedonya'ya yani şey değilim. Evet, Kuzey ben de... Makedonya günün takımı. Her ne kadar Doruk burada nefesini yoruyor olsa da. <gülüyor> <Seçildi> <gülüyor> günün futbolcusu tabii ki Kevin De Bruyne. E tabii canım. Yani zaten okulda tartışacak, tartışacak zaten. herhangi bir şeyimiz yok Adam yani. Adam 45'te girdi. 60'ta bitirdi maçı yani. Ve son kalemimiz neydi? Günün teknik direktörü. Orada da buyrunuz. Yani e, günün teknik direktörü neden Danimarki teknik direktörü Kasper Yulmant? İşte e, bu yaptığı değişik hamleyle yani farklı bir formasyonla çıkıp, üçlü savunmayla çıkıp, Belçika'yı bayağı şaşırttı. Lukaku'yu daha pasifize etti gol dışında genel oyun içinde ve ön alan baskısıyla da Belçika'ya bu turnuvada unutmak isteyeceği bir gün geçirdi. Kaybetmesine rağmen biz Yulmandı seçtik. Çünkü gerçekten çok başarılıydı. Peki bugünün tahminlerini yapalım şimdi. Şeyler vardı. Bu, vardı? Bu içecek sorunsalı vardı. Aa evet onu Bak, konuşmadım. Bak yine, yine unutuyordun. Ama olsun bunu konuşalım sonra ona gelelim. Tabii canım. En son kapanışı onunla yapalım. Okey okey. Hiç... <laughs> o konu çünkü Derin daha sakız gibi değil. uzayacak yani muhtemelen onu Avrupa şampiyonası süresince konuşacağız. Birbirimizin şey problem yok. Evet günün tahminleri İsveç Slovakya. Doruk'cum ne diyorsun? Ben şu ana kadar herhangi bir beraberlik tahminimde başarılı olamadım ve beraberlik diyorum İsveç Slovakya. Ben oldum Bu ben de beraberlik diyorum. diyorum. Sen bir, beraberlik bildin beraberlik mi? Beraberlik de bildim ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda. İkimiz de bu maça beraberlik dedik. Hırvatistan çek ya. Hırvatistan kazanır diyorum. Ben de aynısını söylüyorum. İngiltere İskoçya. Yani İngilizlerin İngiltere. kazanacağını düşünüyorum. Aynı mı her şeyimiz o zaman? Bütün üç, üç tercihimiz de galiba bugün aynı. Evet. Aynı. Çok enteresan. Bir kere daha olmuştu galiba. Neyse en azından. Bir kere daha olmuştu. En azından Ama ne zaman olmuştu yani. hatırlatayım mı? Üçte 0 çektiğimiz. Neden hatırlatıyorsun <laughs> ki şu an? Peki devam ediyoruz. Hayır hayır pardon 2'de 2 yapmıştık ya. F grubu maçlarıydı. Orada zaten hmm. yani çok Portekiz, Fransa evet, Portekiz, Portekiz Fransa, Fransa ve Macaristan maçları vardı. Macaristan Almanya maçları. Geldi abi Euro 2020 Fransa Almanya Portekiz Macaristan. Yanlış söyledik. Euro 2020'de içecek sorunsalı devam ediyor diye grafik geldi. Evet, şimdi bu tabii ki hepimizin bildiği konu. Ronaldo'nun o gazlı içecek firmasının şişesini ması toplantısı masasından kaldırması ve herkese su için mesajı vermesi çünkü zararlı olduğu e, düşüncesinde olması. Tabi ardından o domino taşının ilk yine Ronaldo devirince <laughs> bir anda <laughs> uzunca bir e, domino taşı serisi bizim karşımıza çıkmış oldu. Hemen ardından zaten Pogba bu sefer e, alkollü içeceği, alkolü içeceği kaldırdı kaldırıyor. önünden. Ondan e, sonra Neyin gelir gelmez. E, <laughs> gazlı içecek var mı diye Ronaldo'ya gönderme yapıyor. Eee çerçeve so açıyor. Çerçeve savunuki çok iyi ya. Gerçekten. <laughs> yani iki tane şişeyle ikisini kullanarak içeceği açıyor ve içiyor. Yarmolenko'nun da vardı galiba. Ve Yarmolenko'nun vardı. Yarmolenko'nun ki de zaten. Hayır, Yarmolenko da şey yapıyor bana ne zaman sponsor gelecek, sponsor gelecek gibi gelecek oradan selektör atıyor. Ya tabii şimdi bu sponsor konusuyla ilgili olarak bu arada hani bu şekilde kaldırılmaya devam ederse UEFA'nın da bir para yaptır, ceza yaptırımında bulacağı haberi bulunacağı haberi var. Bununla ilgili olarak çünkü aslında ya bunların hepsi turnuvanın sponsorları ve sponsorların da bütün spor organizasyonlarında her şeyde önemi çok büyük ve bir anda reputasyonlarını yerle bir ediyorsunuz yaptığınız herhangi bir hamleyle ki Ronaldo olunca bu daha da büyük oluyor. Ama şöyle haberler çıkmış da sen de hatırlayacaksın 4 milyar dolar zararı uğrattı o gaz içecek firmasını diye. Bu yanlışmış bu haber. E, zira Amerika'da zaten borsa açıldığında e, 9.30'da yanılmıyorsam açıldığında zaten basın toplantısı başlamamış oluyor Cristiano Ronaldo'nun. Ve zaten 0.9 değerinde bir düşüş yaşıyor o firma. Dolayısıyla aslında bunun e, Ronaldo'ya bağlanması da yanlış şeklinde. Sonrasında e, bir e, makale çıkıyor. Hatta Bülent Timurlenk sevgili, Bülent Timurlenk olsun o paylaştı benimle bu bilgiyi. E, bunu da aslında Ronaldo'ya bağlamamak lazımmış. <laughs> Bugünün sonunda Ama ben de olayı buna başlaten, bağlayacağım. Yani. Olayı başlatan Ronaldo. Ronaldo, başlaten Ronaldo. Peki e, bir sonraki hareketi ne bekliyorsun? Yani orada 5 tane emoji var. 6. emoji de ne kadar garip bir şey olabilir sence? Çünkü bu artık gündeme oldu konunun. Yani bilemiyorum artık ne bekleyeceğimi ben. Ne olabilir ki daha fazla? Yani ben de bilmiyorum. Şu an sadece sordum da hani işin içine yiyecek mi sokacaklar? Biri girip orada bir şey mi yiyecek ya da bambaşka bir içecek mi girecek? Çünkü hiç o tarafa gidiyor ben tamamen. Bence artık UEFA dizginleri e, altapot, eline alacak ve hiç kimse hiçbir şey yapamayacak vardı. artık. <laughs> yani, bu turnuvarında olayız. Bu içecek firması üzerinden olan şeyler oldu genelde. Evet bence artık bir şey olmayacak. ya UEFA bence artık dizginleri eline, eline alacak dediğim gibi. Bir noktada durması lazım çünkü yani buradan sponsorlar çok ciddi zarar görüyor. ya yani Sırf o zaten şişeler orada dursun diye dünya para döküyorlar o sponsorlar yani günün sonunda. Sponsorlar zarar da görüyor ama mesela yani Ronaldo'nun yaptığından belki zarar görüyor ama işte Mekki'nin gelip var mı diye sorduğunda da tekrar bir telaffuz ediliyor. Aslında konu şu an bu yani. Peki Mekki'nin var maddi... mı diye sorması mı daha fazla ilgi odağı olmasını sağlar yoksa Ronaldo'nun oradan çekip hayır su için demesi mi? Bence genel olarak bunun konuşulması zaten. Yani Ronaldo'nun bu. konuyu hani negatif etkisi, pardon negatif etkisi ve pozitif etkisi olarak demi. Yani tabii ki Ronaldo'nun etkisi. Bütün turnuvadaki bütün oyunculardan fazla ama biz bunu konuşuyorsak ya da işte e, İskoç da bunu konuşuyorsa orada, işte Portekiz de bunu konuşuyorsa e, zaten bunun bir artı tarafı. Anne olabilir. babalar muhtemelen Ronaldo'nun yanında olup biraz daha böyle rahatlarda <laughs> yani şey gibi çelişev gibi e, açıp. Çeriş evi nasıl açıyor ya? Hani sen <laughs> e, önceki hayatında ne yapıyordun? Gerçekten ikisiyle açması inanılmaz ya. Çok ben anlamadım. ilk İlk başta hani oraya takıp açarsın ya bir, bir yere takıp ya da ben vurursun falan. Ben takıp da falan. açamam zaten ben. Ben de hiç başaramam. <laughs> e, çakmakla falan denersin. Adam tak diye açtı. İkinci izlediğimde anladım zaten ben. Evet. E, neyse konu dağıldı biraz galiba. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz Süremizde artık durumda. süremizin sonuna geldik. Okey. E kapat o zaman bu sefer de sen kapat. Bu sefer ben kapatıyorum. Aynen. <laughs> sen açtın. Peki peki tamam ben kapatayım. Hayır sen kapat. Ve giderli Yedi, yedinci günü noktaladık. Avrupa Şampiyonası'nda güzel maçlar var. Bugün de bizleri bekleyen grup aşaması oldukça keyifle geçiyor. E, bakalım bugün bize neler bekleyecek. Elbette yarın yeni bölümle bugünün maçlarını değerlendirmek üzere karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>